Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın konumuz yarın yapılması düşünülen Sümela ayini ile ilgili iznin derhal iptal edilmesi hususuyla ilgilidir. Çok değerli basın mensupları, Batı'da özellikle İslamofobiya adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı büyük hoşgörüsüzlük söz konusu iken, Türkiye'de ise farklı din ve inanca mensup olan kişiler her zaman için medeniyetimizin büyük hoşgörüsü altında hareketle hiçbir baskı ve zorlama olmadan özgürce inandıkları gibi ibadet edip yaşamlarını sürdürmektedirler. İnancımız gereği çoğunluk azınlığın görüşlerine ve haklarına her zaman için saygı duymakta olup, bu yaklaşım tek kelimeyle inancımızın mihenk taşını oluşturmaktadır. Bizler özellikle Mardin doğumlu olan bir milletvekili olarak şunu da ifade etmek istiyoruz ki, farklı diller ve dinlerin meçs edildiği bir ilde her zaman için barış içerisinde yaşamlarımızı sürdürmüş bulunuyoruz ve hangi inançtan olursa olsun herkes inandığıyla özgürce yaşamını sürdürmekte ve hiçbir baskı altında bulunmamaktadır. Bu Mardin örneği zaten özellikle son günlerde İslamofobiyanın çokça yaşandığı Batı için de önemli bir örnek oluşturması gerekir kanaatini taşıyoruz. Bu nedenle Bartolomeos'un 15 Ağustos 2023 tarihinde Sümela'da ayin yapma isteğinin masum bir ibadetten çok Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümüne denk getirilmesi, mütekabiliyet esasları ve ekümenlik hakkının söz konusu olmadığı Lozan Anlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha önce yaptığımız basın açıklamasında Bartolomeos'un Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümünde Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine karşı çıkmış, buna neden olarak da Bartolomeos'un ısrarla ekümenik sıfatını kullanmaya çalışmasının her türlü izahtan variste olduğunu sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartolomeos'un Doğu Rum Kilisesi'nin ortaya koyduğu eşitler arasında birinci değerlendirmesiyle Ekümenik Patrik ve Fener Rum Patrikhanesi'nin de Ekümenik Merkezi olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görülmesinin başta Lozan Anlaşması olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulama olduğunu açıkça ifade etmiştik. Bartolomeos ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız basın açıklamasına verdiği cevapta Sümela'daki hizmetin keyfini çıkarmamıza izin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Bunlar çok basit şeyler. İnancımıza göre, dinimize göre birkaç saatliğine gidip dua edelim ve evlerimize dönelim. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatliğine şeklinde konuyu saptırarak ve başka yönlere çekmeye çalışarak mağdur rolünü oynamaya çalıştığını görmek mümkündür. Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasının Lozan Anlaşması'nın ihlali anlamına gelebileceği ifademiz üzerine de Bartolomeos bendenizi kastederek bu milletvekili söz konusu ayinin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Lozan başka şeyler de söylüyor. Benim vatanım İmroz. Burada İmroz'la bizim şu anda egemenliğimiz altında bulunan Gökçe adayı ifade etmeye çalışmış.
çalışmaktadır. İmroz için ve daha genel olarak bizim çıkarlarımız hakkında, dini eğitim hakkımız hakkında Heybeli adı hala kapalı. Lozan'da şu an sahip olmadığımız şeyler var. Bunları bize vermediler. Ve bu milletvekili gelip bize Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğimizi söylüyor. Bunları söyleyen başpiskopos ise herhalde Lozan Anlaşması'nın metnini okumadığı gayet açıkça ortadadır ve hesabına geldiği gibi Lozan Anlaşması'nı kendi çerçevesi açısından yorumlamaya çalışmaktadır. Bu da garipsenecek bir olaydır. Çünkü Lozan'da kendilerine ne ekümenlik hakkı ne de diğer haklar verilmiş olup sadece başpiskopos olarak Türk yetkililerinin belirlediği sınırlar içerisinde faaliyet yapmasına izin verilmektedir. Oysa ki başpiskoposun yetki ve görev bölgeleri İstanbul, Fener, Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Bozcaada ve Gökçeada bölgelerinde müteşekkildir. Bu görev yerleri Lozan Anlaşması ve kanunlarla düzenlenmiş ve güvence altına alınmış ve Rum cemaati Lozan Anlaşması'nın 40. maddesi gereği Müslüman olmayan azınlıklara ilintili olan Türk yurttaşları hukuk bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar ve özellikle harcamalar kendilerine yapılmak üzere her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları kurma, yönetme ve denetleme ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımından eşit bir hakka sahip bulunacaklardır. Lozan Barış Anlaşması'nın ortaya koyduğu bu 40. maddesinin gereğini zaten harfiyen yerine getirmektedirler. Kendileri bu 40. maddenin dışına çıkarak başka alanlarda üstü örtük hükümranlık kurmaya çalışmaktadırlar. İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne tanınan bu haklar keza Lozan Anlaşması'nın 45. maddesine göre İş bu kesim hükümleriyle Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar, Yunanistan tarafından da kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır. Burada 45. madde mütekabiliyetten dem vurmaktadır. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Sümeyla'da kendisine izin verirken Yunanistan ise vaki müracaatları anında reddetme yoluna gitmektedir. Lozan Anlaşması'nın ortaya koyduğu 45. madde gereğince sarih bir ifadeyle Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı mütekabiliyet esaslarını karşılıklı yerine getirmeleri gerekirken Batı Trakya Camileri Din Görevleri Derneği tarafından Orta Yunanistan'da bulunan Trikala şehrindeki Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerden biri olan Kurşunlu Camii'nde Cuma namazı kılınması ve Mevlid okutulması için yapılan başvuruya Yunan makamları tarafından red cevabı verildi. Keza aynı dernek Seres, Yanya ve Selanik'te Osmanlı döneminden kalma eski camilerde cuma namazı kılınmasına ilişkin birkaç saatliğine izin verilmesini talep etmiş. Yunan makamları bu talepleri anında red yoluna gitmişlerdir. Yunan yetkilileri bu yaklaşımını açıkça Lozan Anlaşması'nın 45. maddesiyle çelişirken buna karşılık Bartolomeos'a Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin
562. yıl dönümüyle aynı tarihten gelen bir günde Sümela'da ayin için izin verilmesi kabul edilebilir bir durum olmadığını bir kez daha ifade eder. Bartelemus'a tek taraflı ayin izni vermekle Lozan Anlaşması'nın hükümlerine ters düşen makamların bu uygulamadan derhal vazgeçmesi ve izni iptal etmesi Lozan'ın 45. maddesi ve mütekabiliyet esaslarına göre gereklidir. Ne yazık ki Bartelemus, Lozan Anlaşması'na aykırı davranarak sözde ekümen sıfatıyla geçmişte birçok devlet ricanını kabul etme cüretine gitmiştir. Örneğin, geçmişte ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo ve beraberindeki heyet Türk Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmekten imtina göstererek sadece İstanbul'a gelip Fenerrup Patrikhanesi'ni ve Bartelemus'u ziyaret etmeleri ve Twitter hesaplarında kendisinden ekümen olarak bahsetmeleri bu konunun ulaştığı düzeyi çok net olarak ortaya koymaktadır. İşte bu noktada yetkili kurumların Bartelemus'a Trabzon fethinin yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023 tarihi için ayin izni vermelerinin hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır. Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin Osmanlı eseri camilerde cuma namazı kılmak için yaptıkları izin müracaatları reddedilirken Sümela için ise mütekabiliyetin göz ardı edilerek verilen iznin iptal edilmesi artık kaçınılmazdır. Burada kendisine sadece 3 bölge için ibadet etme ve orada bulunan Rum cemaatine dini hizmet görevi verilen Bartelemus kendi sınırlarını aşarak kendini bir ekümen sıfatıyla ne yazık ki Trabzon'a el atmakta ve buradan bütün dünya kamuoyuna mesaj vermek vasıtasıyla yeniden Rum Pantos'un dirilmesi için bir işaret fişeği vermeye çalışmaktadır. Zaten son dönemlerde bilindiği üzere özellikle Avrupa ülkelerinde ve diğer batıda ne yazık ki Karadeniz'deki Rum Pantos konusu sürekli gündeme taşınmaya çalışılmakta ve Türkiye üzerinden yeni siyasi atmosferler oluşturma çabaları içerisine girilmektedir. Bu gibi beyhuda girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceği ve Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan 85 milyonun yek vücut olarak bu anlamsız adımlar karşısında dik duracağını ifade etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hassasiyetle davranılması ve bu gibi konuların önemsemeyerek ne olacak, bir iki saatliğine gidip gelecekler şeklinde açıklamalarla geçiştirmek ileride bunun ulaşacağı tehlikeli boyutları görmeme gibi bir durum söz konusu olabilir. Geçmişte bunun benzerleri söz konusudur. Biliyorsunuz terör odakları da ilk başladığı dönemlerde herkes münferit olay şeklinde değerlendiriyordu. Fakat ne yazık ki Türkiye'yi onlarca yıldır bu terör olayları meşgul etmekte ve bunu da ne yazık ki Yunanistan, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi başta olmak üzere birçok ülke desteklemekte ve bu konuda lojistik destekler de vermektedir.
yeniden bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için özellikle Lozan Anlaşması'nı savunan ve Lozan Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin taposu olarak gören siyasi partilerin bu durum karşısında sessiz kalmalarını da anlayabilmiş değiliz. Ve bu konuda da asıl muhalefeti bu yönde yapması gereken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da gereğini yapmak üzere göreve davet ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.